Sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin kanda. Bu da sana ders olsun. Merhaba arkadaşlar. İnsanlığın ilk dönemleri olan konumuzun, ünitemizin ilk çağda medeniyet havzaları şeklindeki konu başlığımızda devam ediyoruz. İlk çağda başlarca medeniyet havzaları arkadaşlar orta kuşak dediğimiz yani insan yaşamına elverişli olan özellikle kuzey yarım kürede şu bölgede insanlar daha çok yerleşmişler. Aşağı kısımlarda yaşama elverişli alanları daha az olduğu için insan nüfusu da az olmuş diyebiliriz. Evet, en eski medeniyetlerden birisi olan İran medeniyeti, Medlerin ve Perslerin birlikte kurmasıyla başlayacak. Persler geniş topraklara sahip olup satraplık denilen eyalet sistemi. Arkadaşlar unutmuyoruz. Bunların diğer adı eyalet. Gelişmiş bir posta teşkilatı kurdular. Bu ikisi arkadaşlar satraplık ve gelişmiş posta teşkilatı merkezi otoriteyi merkezden yönetimi güçlendirmek içindir. Ve aynı zamanda kral yolunu ticarette etkin olarak kullandılar. Persler Büyük İskender tarafından Doğu Seferi sırasında ortadan kaldırıldı. Destek noktasına bakacak olursak satraplık arkadaşlar sistemi posta teşkilatı ve şah gözü denen müfettişlik teşkilatı Persler'de merkezi otorite için yapılmıştı. Şah gözü denen müfettişlik sistemi ise arkadaşlar eyaletlere atılan valiler şah gözü denen müfettişler tarafından teftiş ediliyordu. İşte bunun için merkezi otorite, yani orada herhangi bir isyana, yeni bir devlet kurmaya meydan vermeden merkezi otoriteyi sağlamak için. Hint medeniyetine bakıyoruz. Yani Hindistan diye geçen arkadaşlar bu medeniyette Asya'nın güneydoğusunda yer alır. Verimli ve zengin kaynaklara sahip olduğu için hem göçlere merkez olmuş, korunaksız bir coğrafya ve insan nüfusunun fazlalaşmasına, o bölgede çoğalmasına sebep olacak. Hindistan tarihinde birçok kez işgal edilecek, işgalci güçlerden biri de Arilerdir. Ariler Hindistan'da arkadaşlar egemenlik güçlerini korumak için bir kast sistemi geliştirecekler. Bu sistemi biraz daha değineceğiz. Babadan oğula geçen meslek anlayışı haline getirecekler. Sınıflar arası geçiş ve evlenmeyi yasak edecekler. Ta ki herkesi kendi halinde bir arada tutma ve hatta bunu bir inanç haline getirme yoluna giderek bölgeyi idare edecekler. Sonuç olarak kast sistemi Hindistan'daki halkın bir araya gelmesini ve millet bilinciyle devlet kurmasını engellemiştir. Onun için de bakın ayrı ayrı şekilde. Evet, Hint medeniyeti sıfırı bulmuş, baharat yolunun başlangıcı olan baharatın üretimini yapmış bir bölgedir. Kast sisteminde arkadaşlar bakın böyle bir üçgen vardır. En başta din adamları bu bölgede en baştadır. Arkasından askerler gelir. Onun altında vaizya dediğimiz çalışanlar. Onların altında ise sudra dediğimiz işçi köleler var. Bunlar ayrı ayrı bir sınıf. Bir de var ki arkadaşlar parya dediğimiz bu sınıfa dahil olmayıp insan yerine konmayan sınıf. Necip Fazıl'ın da dediği gibi öz vatanında parya deniyor.
Kadim medeniyetlerden birisi olan Çin medeniyetine bakıyoruz arkadaşlar. Çin, Asya'da egemen güç olmak için mücadele etmiş, insanlığa yön veren kağıdı, matbaayı, pusulayı ve barutu icat etmiştir. İpek yolu hakimiyet için en çok Türklerle savaşmışlar. Artık Türkler usanmış ve lanet olsun Çin sana deyip bölgeden göç etmek zorunda kalmış. Türk akınlarına son vermek için Çin Seddini Türklerin güçlü olduğu dönemde özellikle bir kısmını tamamını değil yapacaklar. İpekçilik ve porselen yapımında ilerlemişler ve kendilerine özgün Çin alfabesini ve yazı stillerini kurmuşlardır ki dünyanın en zor alfabelerinden birisidir. Ve alternatif tıbbın öncüsü olacaklar. Masaj ve akupunkturu bunlar icat edecekler. Evet arkadaşlar, geliyoruz en eski medeniyetlerden olan Mezopotamya uygarlığı. Anadolu'nun güneydoğusunda yer alan Fırat ve Dicle nehirleri arasında yer alan bölgedir. Arkadaşlar Fırat şurada doğar ve bu şekilde devam ederek ta Basra Körfezi'ne dökülür. Dicle Nehri de Anadolu'dan doğar ve o da şurada ikisi bir birleşir ve burada Basra Körfezi'ne dökülür. İşte Mezopotamya dediğimiz yer ise bu iki nehrin yani Dicle ile Fırat Nehri arasında kalan bölgeye Mezopotamya denir. Bununla beraber tabii arkadaşlar bu nehrin kenarları da bir alan olarak kapsar ve böylece Mezopotamya uygarlığı oluşur. Bunlar içerisinde daha sonra inceleyeceğimiz tek tek Sümerler, Babiller, Asurlar, Akatlar ve Elamlar vardır. Arkadaşlar ben bunları aklınızda kalıcı olsun diye şöyle kodlayayım ta ki sorularda hangisi Mezopotamya, hangisi Anadolu'da olduğunu anlayabilmeniz için. Bakın Saba El diyorum. Bunlar siz doldurabilirsiniz. Sümerler, Asurlular, Babiller, Akatlar ve Elamlar. Arkadaşlar şu ise bakın şu kısım El tabiri ise El Arabiye, El Kahire, El Cezire gibi yani Sami kökenli olduklarını ve yani Arap kökenli olduklarını göstermek içindir. Unutmayalım Saba El ya da El Saba şeklinde aklınızda kalsın Mezopotam ve uygarlıkları. Hadi bunları tanımaya geçelim. Bunlardan ilki arkadaşlar biliyorsunuz Sümerler. Ben bunlara süperler diyorum. Hakikaten birçok yenilikler, icatlar bunların elinden çıktığı için süper insanlar. Mezopotamya medeniyetinin temellerini atacaklar. Site adı verilen şehir devletleri halinde yaşayacaklar. Ve sitelerin başında bakın arkadaşlar ilk şehir devletlerini bunlar kurdu, icat etti. Ve bu sitelerin başında ensi ya da patesi denen rahip krallar bulunurdu. Teokratik dine dayalı yönetim vardı. Nasıl oluyor derseniz arkadaşlar teokraside din kurallarına göre devlet yönetiliyorsa biz buna teokrasi diyoruz. Bakın nasıl anlıyoruz bunu? Rahip kral şeklinde oldukları için. Ve tarımı yaygınlaştırmak için kanal sistemini geliştirecekler. Evet, Sümerlerin diğer özelliklerine bakıyoruz arkadaşlar. Yazıyı icat ettiler. Yani çivi yazısını özellikle. Ve bu yazıyla arkadaşlar ilk kez yazılı kanunları hazırladılar. Biz buna Uri-Kaniga kanunları diyoruz. Ve depok olarak kullanılan, tapınak, okul ve gözleme olarak kullanılan ziggurat denen çok katlı tapınakları inşa ettiler. Arkadaşlar bu tapınaklar bu şekilde 3 kattı. Yani
5-6 kat, 7 kat büyüklüğünde de olsa biz özellik olarak, bakın şurası bir depo. Şu kısım tapınak. Aynı zamanda bir okul. Neden? Tapınaktaki rahipler burada yetişiyor. Ve en son şu kısım ise arkadaşlar gözlem evi. Gözlem evi ise bakın ay takviminin icat edildiği yer. Depo ise arkadaşlar yazının icat edildiği yer. Hani gelen ürünleri kime ait olduğunu belirlemek için çivi şeklindeki yazılarıyla ne yaptılar? Kalıcı olsun diye kil tabletlere yazdılar. Ay ve güneş tutulmalarını hesapladılar. Nereden kaynaklı olarak? Buradaki gözlem evindeki faaliyetlerinden dolayı ve astronomide ilerlemiş oldular. Çevre medeniyetler tarafından da örnek alındılar. Özellikle yazıları, hatta kanunları. Daha sonra göreceğiz. Babil kanunları, Hammurabi kanunları diye geçen kanunlar Sümerlerden etkilenerek hazırlanmıştır. Sümerlere ait birçok eser dayanıksız malzemeden yapıldığı için günümüze ulaşmamıştır. Dayanıksız malzeme ne oluyor derseniz arkadaşlar kerpiç dediğimiz topraklarla. Bu ise arkadaşlar yağmur vurdukça eridiği için günümüze kadar çok kalmamıştır. Evet arkadaşlar, diğer bir medeniyet olan Babilleri inceleyeceğiz. Amuriler diye de geçer. Mimari alanda gelişecekler. Özellikle Babil Kulesi'ni ve efsanevi Babil Asma Bahçeleri'yle ünlenecekler. En gelişmiş yasa sistemi olan o dönem şartlarında Hammurabi yasalarını hazırlayacaklar. Arkadaşlar Hammurabi Babillerin kral olup Sümerlerden aldığı kanunları daha sert bir hale getirerek biliyorsunuz kısasa kısas dediğimiz bir sistemle, yani göze göz, dişe diş şeklinde sertleştirecek sert bir kanundur. Kral Hammurabi gücünü ordusundan alacak ve dünyada ilk kez mutlak krallık kuracak. Yani sert, otoriter, tek başına. Babillere arkadaşlar birinci Babillere Persler, ikinci Babillere ise Hititler son vererek tarihten silinecekler. Mezopotamya'nın üçüncü bir uygarlığı olan arkadaşlar Akatlar ise tarihin bilinen ilk merkezi krallığını ve daimi ordusunu kurdular. Ve bu sayede tarihteki ilk imparatorluğu kurdular. İmparatorluk ise başka medeniyetleri kendi bünyesi içerisine almaktı. Ve Akatlar Sümerleri çok seviyorlardı. Ve Sümer kültürlerini yayarken Sümerler tarafından tarih sahnesinden silindiler, ortadan kaldırdılar. Yani çok sevdikleri Sümerler onları ortadan kaldırdı. Geliyoruz Elamlar. Arkadaşlar, başkentleri Sus şehri. Sümer egemenliğine son verdiler ve tarımla uğraştılar. Bakın Sümerlere bunlar son veriyorlar. Çanak çömlek yapımında çok ileri gittiler. Asurlar tarafından da tarih sahnesinden silindiler. Arkadaşlar biliyorsunuz tarihin böyle bir özelliği var. Bir medeniyet bir medeniyeti tarihten siler. Diğer bir medeniyet gelir tarihten sileni de tarihten siler. Ve arkasından gelen bu şekilde silsile halinde devam eder. Ancak bazı medeniyetler var ki Çin, Mısır, İran gibi medeniyetler ya da Türkler tarih sahnesinden silinmemişler. Devlet olarak ortadan kalksa da yeni bir isimle devam etmişler. Ancak bazı medeniyetler ise böyle olmamıştır. Tarih sahnesinden tamamen silinmiştir. Evet, son bir medeniyetimiz Asurluları görüyoruz. Mezopotamya'da varlık gösteren son antik medeniyettir. Ve ilk kara koloniciliği dediğimiz arkadaşlar ilk çağın sömürgeci devletidir. Bakın ama nasıl kara sömürgecisi ticarette ve Anadolu ile geniş bir ticaret ağı oluşturdular. Yani Mezopotamya'dan diğer adıyla Irak topraklarından geldiler.
ve Anadolu'da ticaret ağı ve aynı zamanda Karun denilen pazarları kurdular. Tarihin ilk kütüphanesini başkent Ninova'da. Ninova'da arkadaşlar peygamberlerin şehridir. Salih ve Yunus peygamber gibi. Ve Sümer medeniyetini çevreye yaydılar. Özellikle arkadaşlar çivi yazısını ne yaptılar? Anadolu'ya getirdiler ve Hititlere öğrettiler. Eğer sen bir yazı öğreniyorsan aynı zamanda çağ atlıyorsun. Arkadaşlar tarihi devirlere geçiyorsun. Evet, destek noktasına bakıyoruz. Asurlar Kayseri Kültepe'de kurdukları pazarlara Karum adını veriyorlardı ve Anadolu'ya yazıyı tanıştırdılar. Hititlere çivi yazısını öğrettiler dedik. Adını Ege Denizi'nden alan Ege ve Yunan medeniyetlerine bakıyoruz. Yunan medeniyeti bölgede Girit ve Mike medeniyetleri var eden Ege Denizi arkadaşlar bu bölgeye yakın şehirlerde polis denen şehir devletçikleri halinde yaşadılar. Sümerler de site şehirleriydi. Bunlar da polis. Karadeniz ve Akdeniz havzasında yurt edinmek için bulundukları bölgelerden koloniler kuracaklar ve deniz koloniciliği, sömürgeciliği yapacaklar. Felsefede Aristo'yu, Eflatun'u yetiştirirken matematikte Thales'i ve Pisagor'u yetiştirecekler. Tanrıları için olimpiyat denen dağda arkadaşlar yarışmalar düzenleyecekler. Günümüzde olimpiyat faaliyetleri buradan gelir ve olimpiyatlarla Yunan toplumu bir araya gelecek ve bir millet bilinci oluşacak. Yunan şehir devletleri birleşip Truvalılarla Troya dediğimiz savaşları yapacaklar. Arkadaşlar koloni daha önce de söylediğimiz gibi ana yurt dışında edinilen yerleşim ve pazar yeridir. Diğer adıyla sömürgeciliktir. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ise adı manda ve himaye şeklini alan kolonicilik. Geliyoruz dünyanın eski medeniyetlerinden ve çok yıpranmamış, korunaklı bir bölgede Nil Nehri ve çölle etrafı çevrili olduğu için bir medeniyet oluşacak. Buna biz Mısır medeniyeti diyoruz. Bazıları ise Herodot gibi Nil Nehri'nden dolayı Mısır medeniyeti ortaya çıkmıştır. Mısır'ı Mısır yapan Nil Nehri demiştir Herodot. Ve dağ, deniz ve çöllerle çevrili olduğu için arkadaşlar sık sık istilaya uğramadığından özgün yani kendine has bir medeniyet ortaya çıkmış. İşte onlar da başlangıçta Nom adı verilen şehir devletleri şeklinde idare edilmişler. Yani üç tane medeniyette bir şehir devletleri görüyoruz. Bunlardan birincisi Sümerler site, Yunanlılar polis ve Mısırlılar Nom şeklinde. Ülkedeki inanç sistemi firavunluk idaresini var etmiş. Firavunlar kendilerini Tanrı'nın oğlu ya da Tanrı kral şeklinde tanıtmışlar. Tarımsal faaliyetleri kontrol altına almak için güneş yılı esaslı takvimi icat ettiler. Ürünleri kayıt altına almak için hiyeroglif yazıyı, bozulan araziyi düzeltmek için geometriyi, ölünün vücut bütünlüğünü korumak için tıp ve eczacılığı, özellikle mumyalama sisteminde arkadaşlar, piramit yapımı kolaylaştırmak için de pi sayısını icat etmişler. Eski Mısır medeniyetine Persler ve Büyük İskender, İranlılar ve daha sonra da gelen Büyük İskender son verecek. Ve daha sonraki dönemde arkadaşlar Mısırlılar biliyorsunuz Bizans'ın elinde kalacak. Ta ki Hazreti Ömer Mısır'ı alana kadar Bizanslılar da kaldılar. Evet, destek noktasına bakacak olursak Firavunlar ilah kral olarak kendilerini görmüşler ve Keops piramidi ahiret inancının var olduğunu, hiyeroglif yazıları kültürel gelişimlerini gösteriyor ve mumyalar ise yine ahiret inancını. Hızlı yaşa genç öl, cesetin çürümesin, seni mumyalayayım demişler. Anadolu medeniyetlerine bakacak olursak, Anadolu'nun birçok medeniyete ev sahip yaptığı için
Anadolu'ya medeniyetlerin beşiği denmiştir. Bakın Mısır'daki gibi etrafı çöllerle ve nehirlerle çevrili olmadığı için Anadolu sık sık istilaya uğramış ve yeni yeni medeniyetler ev sahipliği yapmıştır. Anadolu'nun tarihi eski taş dönemine kadar gider ve Anadolu'da Hititler, Frigyalılar, Urartular, Lidyalılar ve İyonlar kurulacak. İşte arkadaşlar ben de bu akılda kalsın diye Hinfu diyorum. Hinfu. Hititler, İyonlar, Lidyalılar, Frigyalılar ve Urartular. 5 tane medeniyet. Sümerler de arkadaşlar Mezopotamya uygarlıkları onlar da 5 medeniyetti. Anadolu'da da 5 tane medeniyet gözümüze çarpıyor. Hadi bunları teker teker inceleyelim. Bunlardan birincisi Hititler. Diğer adıyla Etiler. En çok bulmacalarda Hititlerin diğer adı Etil sorulur. Kızılırmak kıvrımında kurulmuş başkentleri Çorum, Hattuşaş'tır. İlk önce feodal beylikler şeklinde yönetildiler. Daha sonra merkezi otoriteyi sağlamak için Hitit kralları bu derebeyliklere son verecekler ve merkezi devlet haline gelecekler. Kralları bakın baş rahip. Arkadaşlar böyle bir at varsa ne diyorduk? Teokrasi var diyorduk. Baş komutan ve baş yargıç unvanlı tabarnadır. Ve bu tabarnaya yardımcı olan eşine ise tavananla deniyordu. Soylulardan oluşan devlet işlerinin de görüşüldüğü yer Pankuş Meclisi zamanla kralların yetkilerini sınırlandırmışlar. Arkadaşlar eğer böyle bir cümle varsa bu neyi gösterir? Demokrati faaliyeti gösterir. Hititlerin temel geçim kaynakları tarım ve ticaretti. Daha sonra da hayvancılık gelir. İlk kez medeni yasayı. Arkadaşlar medeni yasa nedir? Evlenme, boşanma ve miras üzerine yasadır. Bunları icat edecekler. Ve ilk kez kanun kitaplarını yazacaklar. Peki yazı? Çivi yazısını kullanarak. Ve çevre medeniyetlerin tanrılarını da kutsal kabul edecek. Ondan dolayı arkadaşlar ne diyorduk? Bin tanrılı il diyorduk. Anadolu'ya. Ve krallar tanrılarını hesap vermek amacıyla objektif tarih yazıcının da örneği olan anallar dediğimiz yıllıkları krallar yanındaki adamlarına yazdırmışlardır. Ben tanrıya hesap vereceğim. Sen de benim faaliyetlerimi yaz. Ve o dönemde yazılı kaya ve İvris kabartmaları günümüze kadar gelmiştir. Sümer çivi yazısını ve hiyeroglif yazıyı bakın Mısır yazısını da kullandılar arkadaşlar. Belli bir zaman. Daha sonra ağırlıklı olarak çivi yazısını kullanacaklar. Hititler az önce de söyledik. Bin tanrılı il olarak Anadolu'da isim almıştır. Evet, diğer bir medeniyet Frigler ya da Frigyalılar. Eskişehir ve çevresinde kurulacak başkentleri Ankara Polatlı'daki arkadaşlar nedir? Gordion. Temel geçim kaynakları ben bunlara Anadolu'nun arkadaşlar köylüleri derim. Tarım ve hayvancılık yapmışlar. Geçim kaynaklarını korumak için saban kırana yani tarım aleti olan toprağı kazmak için kullanılan sabanı kırarsa ve o işte kullanılan öküzü de öldürürse kişiye ne veriliyor? İdam veriliyor. En önemli tanrıları doğurganlığı simgeleyen Kibele dediğimiz tanrıçadır ki arkadaşlar normalde el kadardır. Fakat son zamanda Ordu ili civarında bir sandalye büyüklüğünde böyle bir heykel bulunmuştur. Bunun ismi nedir? Bereket tanrıçası Kibele. Tanrıça olduğu için bir bayandır. Tapetes denilen halıları, kilimleri dokudular. Arkadaşlar, fable dediğimiz yani hayvanları konuşturma sanatı bunlara aittir. Sınıf ayrımı
tümülüs adı verilen mezarlara güçlü ve zengin kişilerin gömülmesine dışa vuruluyor. Yani kendini gösteriyor. Tümülüs ise arkadaşlar toprakların biriktirilerek yani küçük bir tepe şekline getirilerek ve kişiye yapılan bir anıt mezar. Mısır'da biz bunu piramit şeklinde görüyoruz. Anadolu'da Filikler'de tümülüs adıyla görüyoruz. Ve kim verdi saldırılar sonucu tarih sahnesinden silinmişlerdir. Filikyalılar ise arkadaşlar Anadolu'ya Ege göçleri sonunda gelmişlerdir. Evet. Diğer bir medeniyetimiz ise arkadaşlar Lidyalılar. Ben bunlara paranın mucitleri diyorum. Elektron dediğimiz parayı ilk defa bunlar metal parayı icat edecekler. Genellikle Ege kıyılarında Küçük Menderes ve Gediz Irmağı çevresinde kurulacaklar. Başkentleri Manisa Sardes şehri. Kara ticaretinde gelişecekler. Peki neden Ege'ye yakın oldukları halde deniz ticaretinde gelişmedi derseniz arkadaşlar kendilerinin önünü kesen iyonlar vardı. İyonlar engelledi. Ve kendileri de kral ticaret yolunu kullanarak arkadaşlar Manisa Sardes'ten ta Basra Körfezi'ne yakın olan Irak topraklarındaki Ninova'ya kadar ticaret yaptılar. Ticarette takas usulüne son verip elektron adı verilen parayı icat ettiler. Bankacılık sistemini ilk kez kurdular. Ordularını ücretli askerden oluşturdukları için çabuk yıkıldılar. Yani para bunları bozdu. Ve Persler tarafından, İranlılar tarafından tarih sahnesinden silindiler. Evet arkadaşlar diğer bir medeniyetimiz Urartular. Doğu Anadolu çevresinde kurulacaklar ve başkentleri Van, Tuşba. Temel geçim kaynakları hayvancılık ve bölgede çıkarılan madencilik. Devletin simgesi savaş ve devlet tanrısı olan Haldi. Kaya mimarisinde ve taş oymacılığında gelişecekler. Van ve Mardin Kalesi'ni arkadaşlar yapacaklar. Savunma amaçlı. Oda şeklinde mezarlar yapacaklar. Biz buna ne diyoruz? Ahiret inancının var olduğunu. Dağların etrafına inşa ettikleri göletlerle hidrolik medeniyet unvanını alacaklar. Şamran denilen arkadaşlar su kanallarını yapacaklar. Günümüze kadar hala durur ve bu kanallar arkadaşlar sulama kanalları olarak kullanılır. Ve diğer bir medeniyet deniz koloncu yapan İyonlar. Ege kıyılarında İzmir ve çevresinde özellikle Efes, Milet ve Foça merkezli. Arkadaşlar dikkat edin. Birden fazla başkentleri varsa burada bir merkezi otorite yok. Şehir devletçikleri halinde yaşadıklarını gösterir. Ve Yunan asıllı oldukları için de bu şehir devletçiklerine polis adı verirlerdi. Anadolu'da ilk kez deniz ticaret kolonilerini İyonlar kuracaklar. Ama bununla beraber en önemli şey bilim ve felsefenin de gelişmesine yardımcı olan özgür düşünce İyonlar'da çok gelişmişti. Bilim, sanat ve edebiyat alanında geliştiler. İşte onlardan Hipokrat tıp alanında, Tales astronomi alanında, Pisagor bağıntısı dediğimiz matematikteki üçgen şeyleri Pisagor'a aittir. Diyojen felsefe alanında. Diyojen'in ünlü bir sözü vardı arkadaşlar. Güneşime gölge olma, başka ihsan istemez. Ve kendilerine özgü mimari anlayışlarla İyon nizamını kurdular. İlk çağın Rönesansını Anadolu'da yaşattılar ve ünlü Artemis Tapınağı da bunlara ait. Lidya baskısından kurtulmak için de tarihte ilk kez tiranlık yani baskıcı askeri diktatörlük İyonlara aittir. Bunu da unutmayın. Geliyoruz yine bir deniz medeniyet olan Doğu Akdeniz medeniyetlerine göreceğiz. Bunlardan birincisi alfabenin de bakın arkadaşlar mucidi olan Fenikeliler. Bugünkü Lübnan dağlarının etrafında
Ve Beyrut dediğimiz bölgede arkadaşlar deniz koloniciliği şeklinde ve doğu medeniyetini de batıya taşıyarak yaşayan Fenikeliler en önemli deniz kolonisi Kartaca'ydı. Akdeniz'de gemicilik, cam eşya yapımında çok ileri gittiler. Hatta camın icadı da bunlara aittir. Aynı zamanda Fenike alfabesi dediğimiz alfabeyi de bunlar icat edecek. Evet arkadaşlar, diğer bir medeniyet Doğu Akdeniz'in en son medeniyeti ise İbraniler olup Hz. Musa'dan dolayı diğer adı Musevilerdir. İlk kurucusu olduğu için Yahudiler diye de geçer. Ve Kur'an'daki ismiyle ise Beni İsrail yani İsrail oğulları diye de geçen İbraniler arkadaşlar ilk çağda ilk kez tek tanrı dine inanan topluluk olmuşlardır. Yahudi ırkını üstün tutup ulusallaştırmışlardır. Ulusallaştırma ne derseniz yani kendi dinlerini başkalarına yaymayarak milli bir din olmuşlardır. Onun için de çok kalabalık bir dini topluluk olmayıp az kalmışlar. Sık sık sürgün yemişler. Babillerden özellikle de Roma'da arkadaşlar Roma İmparatoru dünyanın her tarafına bunları sürgün etmiştir. Yani belli bir yere göndermemiş, ayrı ayrı bölgelere sürgün etmiştir. Evet arkadaşlar, bu konumuz da bitti. Konuların tekrarını, takibini yaptıktan sonra soru çözümlerinize her zaman olduğu gibi geçmenizi tavsiye edeceğim ve bu arada Ders izleyin kanalına emeğinden dolayı abone olmanızı tavsiye edeceğim. Hepinize başarılar diliyorum.